Kırak yavrum. Daha Luna Mimir'in kulağında pembe çocuk. Pembe çocuk. Haydi kalk. Haydi. Merhaba, hoş geldiniz. Ben bugün biraz kendim anlatacağım size. 3 yaşındaydım orada ve en sona diyorum ki baba daha çok istiyorum, daha çok istiyorum baba. Ve bu benim sınıf fotoğrafım. Tek Türk kızım okulda. Sağda benim. Şimdi ben gençken yani tek kız olarak okulda çok da popüler bir kız değildim. Kıvırcık saç moda değildi ve biraz annem beni hippie kıyafetler giydirirdi. Şimdi hikayem nerede başladı anlatabilirim. İsmim Karsu. Karsu Dönmez. Ve benim babamın annemin doğduğun köyün ismi. Hatay'da, Antakya'da. Benim annem babam orada doğdu ve annem 9 yaşında Hollanda'ya, Amsterdam'a göçtü. Dedem Amsterdam'da çalışıyordu ve ailesini Hollanda'ya getirdi. Babam mülteci olarak 20 yaşında Hollanda'ya kaçtı. Annem babam kariyer yapmak istediler. Annem spor yapmak istiyordu. Ama dedem diyordu ki yok kızlar spor yapmaz. Babam çok müzisyen olmak istiyordu. Saz çalmak istiyordu. Ama dedem derdi ki yok oğlum doktor ol, avukat ol. Müzik çalmak ayıptı o dönemlerde. Ve babam ilk kez 21 yaşındayken sazı gördü ve kendi öğrenerek çalmayı öğrendi. Şimdi benim annem babam tabii ki okula gittiler. Babam sosyolog oldu, annem psikolog öğretmeni oldu. Ve çok güzel bir hayat yaptılar kendilerine ve dediler ki biz iki kızımıza bütün olanakları vermek istiyoruz. Spor, kültür, sanat, müzik. Ben normal hayatımı yaşadım. Yani okula gidiyordum bisikletle Amsterdam'da. Babamın da bir restoranı var, Kilim diye Amsterdam'da. Ve Kilim 6 senedir orada garson olarak çalıştım. Masa 2 yoğurt Adana kebap, masa 5 şiş kebap, hepsini biliyorum. Ve Kilim'de bir piyano vardı. Bir piyano. Ben de 7 yaşından beri piyano çalmaya başladım. Çünkü piyanoyu çok seviyordum. Ama kendim için, yani başkaları için değil. Müşteri bir kere duydu, Karsu, sahibin kızı piyano çalıyor. Müşteri dedi ki, çalmak ister misin? Yo, niye çalacağım? Ya ne olur bir şey çal. Tamam dedim, oturdum. Garsonluğu bir 2 dakika bıraktım ve müzik çaldım. Müşteri çok beğendi. Ben çok utandım, dedim ki hayatım boyunca yani hiç başka bu sondu. İkinci hafta yine müşteri geldi. Dedi ki ya arkadaşlarımızdan duyduk bir kız burada çalıyormuş da. Bendim herhalde. Evet çalabilir misin? Yok. Tamam en sonunda yine çaldım. Şimdi artık her hafta sonu bu Amsterdam'da, Hollanda'da herkes konuşmaya başladı. Bir Türk kızı var, Karsu bir restoranda müzik çalıyor. Klasik müzik çalıyordum. Bazı pop şarkıları da deniyordum. Ve her hafta sonu artık kendim de beğenmeye başladım çalmaya. Saat 8'de yani garsonluğu bırakırdım. Babam da derdi, sevgiler, kızım bu akşam. Ve çok güzeldi. Ondan sonra yarışmaya katıldım. Kazandım ve o müzik yarışmada, piyano ve sesle beni Amerika'ya davet ettiler. Carnegie Hall, New York. Oraya gittiğimde ben çok heyecanlı değildim.
Çünkü normal restoranda çalıyorum, yani alışığım artık. Ama Google'dan baktığımda, bir gün önce, uçak gitmeden önce, bir Google'dan girdim, Carnegie Hall ne? Baktım ki Ray Charles çaldı, Madonna çaldı, şimdi Cars çalacak. Bayağı heyecanlıydım. Gittim, konserimi verdim, geri geldim ve geri hayatıma döndüm. Restorana gittim, liseye gidiyordum ve her hafta sonu çalıyordum. Ama bu Hollanda'da basında acayip bir şey oldu. Bu Türk kız kim? Artık restoran her hafta sonu yemek için değil, kusura bakma baba, ama müzik için dolmaya başlıyordu. Şimdi benim hedefim, yani rüyam küçükken bir şeydi. Herhalde bütün kızlar gibi prenses olmak. Güzel elbise giymek, pırlanta ayakkabılar. Ve restoranda çalarken halen müzisyen olmak hedefim değildi. Psikolog olmak istiyordum. Çocuk psikoloğu. Kilim oluyordu restoran ve çalıyordum. Dedik ki ailemle, biz bir konser verelim, insanlar hepsi görsün, ondan sonra bitti. Yani okula devam ederim. Konseri verdik, 750 kişi. 5 hafta önceden biletler tükendi. Hayatımda hiç konser vermedim, çok heyecanlıydım. Verdik konseri, dedik ki tamam bitti. İkinci hafta sonra yine restoranda çalışırken, restoranın dışarıda kuyruk olmaya başlıyordu. Şimdi New York'tayken caza aşık olmuştum. Babamın aradığı özgürlük, ben New York'ta müzik, caz müzikle orada buldum. Ve artık caz müziği kendim yazmaya başladım. Ve kendi şarkılarımı, bestelerimi, sözlerini yazmaya başladım. Dedim ki, ben gerçekten artık müzik yapmayı çok seviyorum. Bayağı da bir kariyer olmaya başladı. Çünkü insanlar soruyorlardı, burada konser yapmak ister misin? Burada konser yapmak ister misin? Seviyordum. Dedim ki o zaman daha profesyonel bir seviyeye getirelim. Konservatuvara gideyim. Heyecanlıydım. 18 yaşında konservatuvar baş vuracaktım. Ya aklımda tutmak için Türk kelimeleri bazen. Ya. Ve konservatuvara giderken bayağı bir heyecanlıydım ve o böyle bir round, yuvarlak bir yerde bir şey vardı. Durdum, müziğimi çaldım. Dedim ki okey, şimdi kariyer profesyonel başlayacak ve okula alacaklar beni. Ama almadılar. Çok 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 üzgündüm. Eve ağlayarak gittim. Bizde evde okumak çok önemli bir konu. Ve dedim ki şimdi ben ne yapacağım? O zaman bırakayım yani. Öğretmenler, 3 tane öğretmen duruyordu. Beni daha çok yetenekli gibi görmüyorlarsa o zaman öyledir acaba. O zaman hiç yapmayayım. Ama dedim ki ben bunu çok seve seve yapıyorum. Gerçekten müzik yapmayı seviyorum ve çalmayı çok seviyorum. Eve gittim. Bir yıl kendi müziğimi çalıştım. Dedim ki Türk müzik güzel, caz müzik güzel, klasik müzik güzel, pop müzik de güzel, blues. Artık kendi müziğimi böyle birleştirerek kendi müziğimi yapmaya başladım. Çok çok çalıştım ve daha çok konserler vermeye başladım. Ankara'ya gittim, ilk kez konser, salon 200 kişi, hazırdım ilk kez Türkiye. 20 kişi gelmişti. Ve düşünüyordum ki, yani şimdi yavaş yavaş iyi gidiyordu müzik. Ama halen ben konservatuvara alınmadım. Yani halen benim hisime göre profesyonel değilim. Hollanda'da, Avrupa'da diyeceğim, en büyük caz festivalinde davetliydim. 20 yaşındaydım. Benden önce sahnede Quincy Jones, benden sonra sahnede Nora Jones ve Stevie Wonder. Konser bayağı bir heyecanlı konserdi. Ama halen profesyonel olmadığımı inanıyordum. Çünkü konservatuvarı bitirmedim. Alınmadım bile. Konserimi verdim. Baktım ki böyle seyircilerin içinde bana hayır diyen öğretmenler bana alkış yapıyordu. Onlar seyircilerin içinde, ben sahnenin üstünde.
Şimdi tabii ki yavaş yavaş yıllarca çok çalıştım. Allah da şimdi Ankara'da 2000 kişi geliyor, 20 kişi değil. Ve yani şu anda 25 yaşına geldim, biraz yaşlanıyoruz. Ve mutluyum ki bütün artık hedeflerimi ulaştım. Artık onlarca ülkelerde konser veriyorum. Monaco'dan, Fas'a, Brezilya'dan, Endonezya'dan. Artık müziğimle dünya geziyorum. Ve çok mutlu yapıyorum. Ve çok mutluyum ki rüyalarımı konservatuvara almadığım için ve baştan biraz zorluk yaşadığım için bırakmadığımı, rüyalarımı çok mutluyum. Şimdi ben Karsu olarak, müzisyen değil, ben artık vardığım için insanlara ne geri verebilirim? Dünya kurtaramam kendi başıma. Ama belki bir şey yapabilirim. Connecting the dots, bugünün konusu. Annem babam Hollanda'ya göçtü. Babam mülteci olarak. Şu anda dünyada çok evden kaçan, ülkelerden kaçan, ailelerden kaçan kişiler var. Amsterdam'da yaşıyorum. Orada tren istasyon, Central tren istasyonunda her gün Suriye'den, Eritre'den, Afganistan'dan mülteciler geliyor. Ve ben Masterpiece'in organizasyon, müzik, savaşa karşı müzik yapan bir organizasyonun ambasadörü olarak orada, göstereceğim size, her akşam mültecilerin bu tişörtle trenden çıkarıyoruz. Refugees welcome, we're here to help you. Arkadaşlarla bunu gönüllerle 1,5 aydır yapıyoruz. Şimdi ben orada Karsu, müzisyen Karsu olarak yani orada değilim. İlk başta da yani böyle gitmiyorum yani. Tişörtle, but ayakkabılar, soğuk çünkü. Biz 20 kişilerle, artık çok mutluyum da yönetmen oldum orada. Söylüyoruz ve duruyoruz orada 20 kişiyle ve grubu paylaşıyoruz. Sen bu Almanya tramvaya git, sen Brüksel'in tramvaya git, sen Paris'in tramvaya git. O tişörtü giyip orada bekliyoruz. Mülteci gelince yemek veriyoruz, içecek veriyoruz, sıcak ceket veriyoruz, internet veriyoruz ve gülümseyiyoruz. We smile, yes? Şimdi ben her akşam yaşadığımı size anlatırsam, burada 2 ay otururuz. Her akşam onlarca, yüzlerce kişi geliyor. Ama size bir hikaye anlatmak isterim. Bu bir buçuk hafta önce oluyordu. Ben aşağıda duruyordum, kıyafetlerin, yemeklerin yanında. Ve arkadaşları tren istasyona gönderdim. Anlattığım gibi, sen oraya. Bir arkadaş geldi, 10 yaşındaki çocuk, yalnız. Çocuk 2 kelime söylüyor. Suriye ve baba. Ben bakıyorum, diyorum ki, annem baban nerede, yalnız mı geldin sen, nasıl olabilir? Oturttum, yemek verdim. 2 gün yemek yememişti. Su verdik, oturdu. Biz şimdi arkadaşlarla düşünüyoruz, ya biz ne yapacağız? Ondan sonra çocuk cebinden bir numara çıkardı. Baba dedi, sorayarak. Mülteci arkadaşlar benim yaşımda 2 hafta önceden gelip bizi yine yardım ediyorlar gönül olarak. Arapça konuşuyorum. Dedik ki şimdi arayalım mı? Çünkü kimse almazsa bu telefonu, yoksa kötü haber gelirse biz mi vereceğiz çocuğa? Ama arayalım. Aradı arkadaşım numarayı. Ve çaldı. Çocuk önümüzde oturuyor. Ve ben de arayan arkadaşlarının yüzüne bakıyorum. Birisi telefonu aldı.
Baktım. Kafasını salladı. Olamaz dedim. Şimdi olamaz dedim. Şimdi biz mi söyleyeceğiz bu çocuğa ne olduğunu? Telefonu kapattı 2 dakika sonra. Dedim ki, babası yaşıyor mu? Babası Suriye'de mi? Babası yoksa Macaristan'da mı kaldı? Yok dedi. Babası yaşıyor. Ve babası Amsterdam'da. Aynı şehirde. Babası aynı günde o da gelmiş. Yarım saat sonra baba ve oğlu birbirine buluştular. Her akşam böyle anlatım gibi onlarca, yüzlerce hikaye yaşıyoruz. Bu hikaye güzel bitti. Ama çok güzel bitmeyen de çok var. Şimdi geri vermekle, ben bütün hayallerime seviye geldiğim için, çok mutlu yaşayabildiğim için düşünüyorum ki bu çocuklar da aynı hayallerle, aynı rüyalarla onların da bir şansları olması lazım. Akşamlar bitiyor tren istasyonunda, bisikletle eve gidiyorum. Eve giderken diyorum ki kendime, bu mu hayat? Why is it so unfair? Eve gidiyorum. Bütün akşamı düşünüyorum. Ve o sesleri halen duyuyorum. Yeni Suriye arkadaşlarımın. Diyorlar ki, Carson ne olur sen bizim hikayemizi anlat. Ben ailemi kaybettim. Cam gibi, ayna gibi paramparça oldum. Ben de düşünüyorum ya ben bu hikayeyi nasıl anlatabilirim ki? Belki bir dil vardır, internasyonel bir dil vardır, müzik. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Life can be unfair.
just run, but someday you'll see the sun. I know they can't take your dignity away, and I will be lost for the next 1,000 days. Emotion can simply fade away, and your life is a starting losing game. All the people scream for their eyes, little bit of hope in their eyes. They need someone from the top to stand. And if you don't, we'll raise our hands. Thank you. Çok teşekkür ederim.